Türkiye'nin en yeni ve en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bugün buraya gelen takımlardan birinin tam 200 bin lira kazanma şansı var. Çok eğlenceli ve güzel bir hafta sonu yaşıyoruz. Bugün yine yani bu programda da çok sevdiğimiz harika konuklarımız olacak. Onları tanıyorsunuz. Biz de birazdan başlayacağız. Sevgili eşim, bu kıyafetine bir şey demeden geçemeyeceğim. Pamuk şeker gibiyim. Gerçekten pamuk şeker gibisin yani. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ediyorum Kudreciğim. Vallahi çok beğendim. Teşekkür çok ediyorum. Ben çok de beğendim. Çok güzel. Ben... Sen de çok yakışıklısın. Özellikle sarı sana çok yakışmış. Sarı ilk yüzünü defa yüzünü açmış. Hayatımda ilk defa sarı giyiyorum. Broşum ilk defa. Var. Broşum her zaman var. Bu sefer yakut, safran, kraliyet. Ne? Böyle dediler takarken. Yakut, safran ve kraliyet anlamına gelen. Bu bir simit mi? Simit de diyebiliriz. Doyuruculuk, bereket. Var hepsi. Tokluk. Tokluk. Gözü tokluk. Gözü tokluk. O zaman çağırıyorum. Karısı güzellik. El öpeyim hadi gel. Güzel bir yarışma olsun. Hadi. Adil bir yarışma olsun. Rekabeti bol bir yarışma Rekabeti olsun. Rekabeti bol zaten. Birbirleri yarışmayı seven bir ekip gelecek. Evet. Sen anons et ilk. Seninkileri giy. Topuklu ayakkabı giydiğim zaman senden uzun olduğunda çok değişik hissediyorum kendimi. Ben gurur duyuyorum. Böyle bir kolum atasım geliyor. Kendimden uzun kadınla evlendim diye gurur duyuyorum ben. Yani kendimden uzun kadını çok severim diyeceksin sandım. Az kalsın kavga çıkarıyordun. Ben öyle şey der miyim sevgilim sen de? Cümlenin yarısında... Hayır hayır. Gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum kocacığım. Başarılar karıcığım. O zaman kocacığım hazırsan takımımı davet etmek istiyorum. MasterChef 2021 takımı geliyor. Biz mi? Nasıl gelirken boyamıyorsun sen? O finalde. O finalde. Tazim bir bayılma daha kaldıramaz lütfen kurban olayım ya. Dur hemen bayılma, hemen tamam, bayılma. Başlangıçta. Tamam. Evet, bu tarafta da MasterChef 2022. Alkışlarınızla. Gel hocam, işte bu. Gel babacığım. Ben özellikle önden takımımla bağımı kuruyorum çakara. Ya her takımda gidip böyle çak 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 yapman. Yaparım. Hepsine aynı muameleyi yapamazsın. Hayır, ben öyle bir ilişki kuruyorum. Tahsin düşerken seni havada tutman lazım. Hayır, ben bayılıyor sandım, alışkın diye ona bıraktım ortamı yani. Çözer mi dedim bir şekilde? Tahsin bayılıyorsa vardır bir bildiği de. Bence de. O yüzden hiç şey yapmadım. Ben tabii ki takımım olarak sizi seçtim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Çok ama Tahsin benim annemin öğrencisi. Biz ikimiz de İzmit'teyiz. O yüzden zaten. Hatta serüvenin başlangıç yılı 2014 yılında siz Miss Türkiye, ben evet. De Verfırna'ya katılmıştım. Bizim Tahsin'de kariyerlerimiz ortak. Aa, ne kadar ortak kariyerler. Verfırna ile Miss Türkiye. Ben torpil de var bizim tarafta azıcık. Onu yaparız değil mi? Onu. Aynen, o hepsi var. Bilemediğimiz hepsi var. Kelimeler. Ortak. Siz ortak. İzmitliler böyle mi yaparsınız yani? İzmitli benim mi? Yaşa gelince yarışmaya mı katılırsınız? Böyle mi duruyor? Bir her yarışmaya katılırız, hepsinde kazanırız. En kötü bir bayılır ikinci olur. Ne olur ne olmaz. Kaybedeceğimizi anlayınca. Kaybedeceğimizi anlayınca. Ama size çok güveniyorum. Çok hırslı bir takım. Ben de çok hırslı biriyim. O yüzden... Benim sesim bir tık kısık ama inanın elimden gelenin ardına koymayacağım. Bu sen takım kazanacak. Sen kısık sesle de akarsın. Ben coşturum kaptanım zaten. Kaptanlıklarımda neler yaptığımı yarışmada biliyorsunuz nasıl arkadaşlar. Nasıl olur anlamadım. Evet edeceğim. Kaptandan memnun değil misin Hazan? Memnunuz. Memnun. Çok kaptanlık yaptı bu sene. Yani bize de seçtirseler biz onu biz seçerdik. Biz seçseydik onu gerçekten seçerdik. Tamam o zaman. Kaptandan evet, da memnunsunuz. Alıştı MasterChef de alıştı kaptanlığa. Evet. Biz zaten yarışmaya alışmışız. 200 bölümdür. Yarışıyorsunuz. Her gün yarıştık. Burada da yarışmak 203. Bize koymaz. Arkadaşlar şimdiden özür dilerim ama kaybedeceksiniz. Görüşürüz. Ben böyle hırslara çok varım işte. Birazdan görüşeceğiz. Bu marşları ben çok okudum yarışmada. Şu yan stüdyodaydı hatta. O yüzden sakin olun, sadece bekleyin. Sadece bekleyin. Bugün yarışmanın tek kadını sensin evet. Dilara. Ne hissediyorsun? Ne söyleyeyim bilmiyorum ya. Çok şey hani zaten alışkınız yani. Çok kadın yarışmacı kalmadı. Hiçbir yarışmada da sonlandı. Yani genelde alışkın olduğumuz bir şey bu durum. Bugün de böyle oldu. Güzel oldu. İyi misindir kelime oyunlarında, tahminlerde? İyiyim. Aslında ekranda izledim birkaç kez ve hep böyle bildim de. Seviyorum ama bende sadece bir şey var yani. Heyecan olup yanımdakilere söyleyebilirim gibi hissediyorum. Bir ondan panikten korkuyorum. Sabredemem. Birazcık. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Hoş böyle biz kesin kazanırız diye düşünüyoruz ama ne zaman böyle kesin kazanırız diye düşünsek kaybediyoruz açıkçası o yüzden. Söyle söyleme. Laf ebeliğinde kazanırız. Yani. İnşallah. Laf ebeliğinde kazanırız. Laf ebeliğinde bence de kazanırsınız ya. Sergen senden de çok iyi performans bekliyorum. Sana yine söyle. Niye beni atladılar abi? Sen Hasan'ı niye atladın? Hayır Hasan'la az önce konuştum ya. Hasan'ın yarışmada da şeflerin patlıyordu, söz vermiyordu. Burada da söz vermedi. Hayır Hasan'la konuştum ama az önce o yüzden. Aynısını Danilo Şef söylüyor genelde böyle. Atladığı zaman böyle söylüyor.
O zaman Danilo'ya da buradan selamlar diyoruz. Yok yok, istersen önce sen söyle ama Sergen senden daha hırslı diye. Sen daha böyle hani aile çocuğu gibisin. Sergen daha hırslı parçalayacak gibi bir tip diye düşünüyorum. Bunu bir bak güzel. Ömüyor mu gömüyor mu beni biliyor musun? Yani? Hayır, ben çok MasterChef izlediğim için hepsinin her şeyine hakimim yani. O yüzden evet, hepinizi çok iyi tanıdığım için birazcık biliyorum ama Hasan sen birazcık başla. Sergen hırslıdır aynen. Benim de bir ailem var. Vallahi. Vallahi biz hırslı geldik ya yine. Bu takım hırslı ya biz bayağı. Biz genelde MasterChef'i de böyle işte mavi takım veya kırmızı takım olduğumuz zaman hep böyle oluyorduk genelde. Hep bu dörtlü dört vardı. Ya Tahsin kaptanlık alıyor, ben alıyordum. Ve hep kazanıyordunuz. Ya da ben. Ya da o. İlare'ye nasip ben olmadı. Ben çok ödül oyunlarında. Parayı sen alınca para tabii biraz. Sen evet inanılmaz ödül kazandın. Para evet. Söz burada da 200 bin lira var yani işin ucunda. Ya zaten onu konuştuk az önce içeride. Kıvanç dedi ki hiç şansınız yok falan. Dedim ki para var. Yani bilmiyorum ama bakalım. İnşallah bunu da kazanırız. Kıvanç seninle ilgili de ama birazcık fazlaca tutumlu diye bir bilgi var bende. Çok alakasız. Hiç tutumlu değilim şey, ben. Benim takımımı düşürme ya. Kendileri aile çocuğu sen değilsin. Ben kendi benim takımımı yükselttim. Şimdi sizinkileri düşüreceğim. Bizimkine karışma. Ne? Hiçbir, çok, Kıvanç gayet bonkördü. Bonkör sen nereden biliyorsun? Demin beni restorana çağıracağım ama bir tek o açmamış. Çağırmadı. Olsaydı çağırırdı. Aynen bana olsaydı çağırırdı. Bedava yedirir içirirdi. İçsiz aldım ben mesela. Gerçekten öyle. Allah Allah. Bizim takımda kaptanımıza bak be. Abi. Yiğit. Şu dörtlüden kim kaptan deseler sen demem mesela. Bu kaptanlık seçimi nasıl oldu? Ayaz. Abi en küçüğümüz sensin, sen ol dediler. O yüzden. Bence şeydi, neşen de, türkülerinle damga vurdun bu seneye. Abi biraz öyle oldu. Valla. Güzel bir sezondu abi bizim için. Süper. Kıvanç yakında o da bir yer açacak. Hepimizin şu an bir iş yeri var. Güzel güzel gidiyor. Kanatçı keyifli. Ayaz ha? Kanatçı Ayaz abi. Geleceğim. Abi kesin gel. Sınırsız yemek menü var mı? Benim abi, kanatta sınırım yok çünkü böyle. Senin sınırın yok abi zaten. Vallahi mı diyorsun? Vallahi abi. Gerçekten mi? Abi gel. Ben evet. Çok sevdim ya. Mesela bir tam rekor kırılacak bir şey ama kanadı. Evet, tek tek abi. Böyle çat çat yanar. Bir de o tek çiğli yapıyormuş. Evet. Tek kemikli. Şat böyle. Laks diye koyarım. Vallahi bak. Abi böyle, şok ederim zaten seni. Şey gibi gidiyor. O iki gün böyle tuzlu suda falan kaldığı için yumuşacık oluyor. Oh. Allah Allah. Hissetmiyorsun bile. Tarif verme, çalmasınlar var. Ha, hepsini anlatmadım. Esra abi. Değil. Evet. Ben bir şey anlatacağım. He. Dayanamayacağım. Ne oluyor? Şimdi yıllar yıllar önce Yeteneksizsiniz Türkiye zamanı Nevşehir'e gelmiştiniz. Evet. Ben o zamanlar çalışıyordum üniversite. Hem okuyordum hem çalışıyordum. Gittin yanına. Oğlum güzel bir şey demiş olayım. Ne olur ya. Eser'in gerçek yüzü bugün ortaya çıkıyor. Şöyle. He. Şimdi yemekleri yaptık biz. Güzel yemekler yaptık. Nerede yaptın? Dışarıdan yemek? Bir sipariş geldi. Bir sipariş derken bir 10 tane ayrı sipariş geldi dışarıdan. Bunlar kime dedim? Eser Bey'e dediler. Ben öyle bir şey yapmam abi, ya. Abi karnıyarık. Ben gelenleri hatırlıyorum, ben koydum tabağa. Karnıyarık. Karnıyarık, evet, tavuk. Evet yedim, doğru. Döner. Döner. Yani böyle doğrudur. Çeşit çeşit anlatabiliyor muyum? Abi şimdi deplasman değil. Acım ödediği için biliyor musun? Sen ödesen o kadar istemezsin. Aşkım sen niye herkes için bunu yapmaya çalışıyorsun? Benim şimdi bir kere. Aşkım şu yüzüğü mü gördün? Hayır, hayır onunla alakalı yok. Yeteneksizsiniz de sipariş, jüri siparişini Acun Medya veriyor. Niye Eser demişler? Acun abi de yedi onları. Abi hepsi Eser Bey dediler. Eser Bey'im dediler. Vallahi İşte imajım öyle. Ben orada birazcık şey yemişimdir, patlıcanı bırakmışımdır. Ve ben, ve ben hepsini, gelenlerin hepsini senin için önce tattım abi, öyle gönderdim. İçine tükürdün mü? Asla. Sizin restoranda söylediler bunları, aynen, öyle mi? Nevşehir Üniversitesi'ne gelmiştiniz o zaman, yeteneksizsiniz için. İşte yemekler falan böyle her şeyi yaptık, işte Eser Bey'e ayrı yemek gelecek dediler. Ama neden Allah. Yani niye yani ya falan oldu böyle. Ben böyle biri miyim acaba ya? Değilim ya. Bence böyle birisin. Utandım şu ben an. Ben hiç şaşırmadım mesela hikayeyi. Hani ben, bana ayrı yemek getirin, yemem falan, öyle biri değilim ama. Aşkım demek öyle birisin, öyle. Bugün de mesela kendine 3 kere ayrı yemek istedin. Sadece bugün buradaki 3 saatlik çekimde yani. Köfte yedim ya. Döner geldi, antrikot geldi. Antrikot ya, tamam ya. Sonra şöyle bir şey oldu madem öyle anlatıyorum. Ya aşkım böyle madem öyle ne? Böyle bir şey anlatmıyoruz şu an. Madem öyle ne? Gerçek güzel anlatıyorum. Hepsini yedin yedin, en son antrikotu yedin. Ondan sonra da oh ya, et yiyince insan bir vahşileşiyor dedi. Bu nasıl bir duygu ya? Ya antrikotu yedikten sonra böyle diye bir şey oldu. Ben seni Ayaz'a bir solacağım. Kanatçıda istediğin gibi vahşileş. Sen yer o kanatçı Ayaz, bak ben geldikten sonra kaç ay yaşıyor bir abi, daha. Abi üst katı sana ayarlayacağım. Üst katı, bir katım var, müthiş. Evet Kıvanç sen? Merhaba abi. Keyfin yerinde. Mis gibiyiz. 10 numarası. Tertemiz geldik. Ben de seninle ilgili bir an anlatacağım. Oğlum abi, yapmayın ya. Yine gerçek yüzüm. Şimdi senin abi mesela bugün antrikot döner yediğini söyleniyor. Evet. 2017'de. Bir senin, antrikot yedin. Hayır, 2017'de senin bir ara böyle chia puding kapuski yediğim dönem vardı, hatırlıyor musun? Evet, abi? Chia puding. O dönem o yemekleri biz yapıyorduk. 2017 mi bu? 2017'de falan. Bu Eser işte abiye yemek yapıyorduk. Bu diyet yemek yollayanlar ilk başlayan şirkete itibaren hepsini söyledim ben. Evet, evet, evet. Senin abi mesela porsiyonlarını koyuyorduk, sonra
zamanla daha da büyütmeye başladık onu. Kapus kokuyoruz 5 kaşık diyorlar ki Eser Bey doymuyor biraz 10 kaşık ama yapmaya başladık. Ama şey yapıyor abi diyet tamam da yani normal şey yetmiyordu gerçekten de. Tabii abi evet hatırlıyorum. Sonra ben. Benim şey oldu diyet menülerle kilo almaya başlayınca bıraktım ben. Demek ki ondanmış. Hepiniz bir ara beni doyurmuşsunuz. Bu güzel şey oldu abi. Nasip olmadı abi. Nasıl geliyorum. Evet Tolga falan. Merhaba abi. Hocam nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Abi Instagram'da nereye baksam falan var. Evet abi. Evet öyle bir... Seviyorsun yani bir mahlas gibi mi kullanıyorsun falanı? Yo falan güzel bir kelime. Evet. Her şeyin altını doldurabiliyor bir kelime. Evet akıyor gidiyor. Ya bitti temiz. Akar yok. Sende de hamburgerci var. Bende de hamburgerci var. Yok mu bir benle bir anın? Senle bir rekor kıralım istersen oturalım. Hiç geldin mi gelmedim senden yemedim. Zaten pazartesi açtık dükkanı. Öyle mi? Senle bir ilgili anımız da yok daha önce. Senle tamam, temiz bir geçmişimiz var abi. Tamam geliyorum. Yeni bir sayfa açabiliriz seninle ama. Seninle geçmişimiz yok gelecek kurarız. Aynen yeni bir sayfa açalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyisin? İyi Allah şükür abi dediler katılman lazım geldik buraya eğlenelim birazcık diye. Yani hocam diyorum abi diyesim var ama yani hakikaten abi sen yapma abi, genç birisin ya. Değil mi sen? İnanamıyorum 25 yaşında olmana. Sen Ayaz'dan genç değilsin ama. Olsaydım kaptan olurdun. Yok o kadar genç değilim. O kadar değil abi. 24? 24. 25. 32 abi. 32? 32. 32? 27. En fazla 29 duruyorsun. En fazla 29 değil mi? Evet abi. Abi 37 38 yan oldu dedim. Durun da ben 37'ye geldiğimde herhalde öleceğim yani. Yok abi. O zaman gençleşirsin belki. Böyle de bir şey olabilir. Yok abi günden güne yaşanıyorum. Vallahi mı? Yorgunluk be. Evliliğe mi bağlıyorsun bu durumu? Evliliği bağlayamıyorum. Hanımla görüşemiyoruz artık. Vallahi güzel güzel yani. Merhaba. Öyle oluyor. Ya bir tabii hepiniz yani çok yoğun bir çekim temposundan çıktınız yani. Aileler o bu bayağı bir koptunuz herhalde değil mi ya? Tekrar hayata dönüp özellikle restoran falan işletmek de çok kolay olmuyordur nefes yani. Nefes aldık abi. Yok abi ben işe başlayacağım ya bugün. Vallahi mi diyorsun? Abi biz 7 aydır yarışıyoruz ya. Çok yarışıyoruz. 7 aydır yarışıyoruz her yani. Her gün ben ya. Stüdyoda VTR yapmışlar sağ olsunlar. Şey hani artık kapıdan dışarı yalvarmışım bir gün. Ne olur bizi kurtarın buradan.